Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle Şule Çet davasını açacağız ve davanın medyaya yansımayan ya da duyurulmayan kısımlarını tekrar ele alacağız. Bu konuda bana yardımcı olan ve verileri aktaran Şule Çet için Adalet sayfasına öncelikle çok teşekkür ederim. Siz de Twitter üzerinden kendilerini takip edebilirsiniz. Malumunuz ki kadın cinayetleriyle bezenmiş olan ülkemizde kadınların öldürülmesi, kaza, intihar süsü, yasak aşk, tutku cinayeti gibi belli başlı bahanelerle gizlenmeye çalışırken artık sosyal medya aktivizmi dediğimiz bir alan yaratılarak kadın dayanışması ve diğer kendini bunda sorumlu hisseden, toplumu gerçekten düşünen bireylerin de desteğiyle artık belli başlı şeyleri duymaya ve duyurmaya başladık nihayet. Bu davalar arasında da son zamanlarda sıkça konuşulan dava Şule Çet'in davası oldu. Şule Çet kimdi dersek en başa dönmemiz gerekecek ve Şule Çet davası hakkında söylenmemiş, konuşulmamış, duyulmamış ve üzerine konuşulup gerçekten toplumsal bir irdeleme yapılması gerektiği halde her seferinde bastırılmış olan şeyleri bir kez ortaya çıkartalım istiyorum. 23 yaşında gencecik bir üniversite öğrencisiydi. Gazi Üniversitesi'nde okuyordu. Sanat Tasarım Fakültesi'nde Tekstil Tasarım Bölümü öğrencisiydi. 2. sınıftaydı. 2009 yılında annesini kaybeden Şule'nin en büyük dayanağı ve destekçisi tabii ki babasıydı. Ve biz de zaten bu videoyu o babanın, acılı babanın gözyaşları birazcık dinsin, kızının hakkını savunanlar hala var, bunu görsün isteyerek de çekiyoruz birazcık. Şule'nin babası bu davayı asla terk etmedi. Şule İstanbul'dan Ankara'ya gitti üniversite okumak için. Ve ailesine, babasına ve abisine yüklenmemek için, yük olmamak için de belli başlı işlerde yarı zamanlı olarak çalışmaya başladı. Garsonlukta yaptığı kasada da oturdu yeri geldiğinde. Burada ufak bir parantez açmak istiyorum. Ben de üniversite zamanım boyunca çeşitli işlerde çalıştım. Annem ya da anneannem maddi herhangi bir sıkıntı asla bana yansıtmadılar. Söylemem yeterliydi onlara bu durumu. Ama ben söylememeyi tercih ettim. Çünkü kendi ayaklarım üzerinde durabilecektim. Ve 18 yaşımı geçmişim. Artık bir insana yük olmamak gibi bir duyguyla yaşamaya başlamıştım. Animatörlük yaptım, fuar hostesliği yaptım, editörlük yaptım yarı zamanlı olarak, asistanlık yaptım. Hatta çok özel bir projede, bir spor organizasyonunda, uluslararası bir organizasyonda canlı yayın muhabirliğine kadar gidebilecek bir yolum vardı. Anketörlük vesaire vesaire birçok işte çalıştım gerçekten. Ve bunların hiçbiri benim çok aşırı ihtiyaç sahibi olmamla alakalı değildi ya da bu bir aranmak değildi. Burada parantezi kapatıyorum. Biraz sonra geri döneceğim ben buna biliyorum. Şule Çet'in çalıştığı yarı zamanlı işteki patronu Çağatay Aksu. İşlerin kötü gittiği gerekçesiyle Şule'yi işten çıkardı. Buraya kadar normaldi. Şule'nin içeride alacağı para vardı ve bunu almak üzere görüştüklerinde gel abicim hallederiz diyerek Şule'yi yanına çağırdı. 28 Mayıs 2018 tarihinde Şule, Çağatay Aksu ve beraberindeki 3 kişiyle birlikte bir restorana gitti. Şule'nin doğum günde yani 29 Mayıs'a bağlanan gece saat 23.54'te Şule Çet, Çağatay Aksu ve Berk Akant, Çağatay Aksu'nun ofisinin olduğu Yelken Plaza'nın 20. katındaki ofise gittiler. O gece saat 1.48 geçe Şule arkadaşını aradı ofisten ayrılıp. Beni acil bir şey varmış gibi eve çağır dedi arkadaşına. Saat 2 olduğunda Şule yine aynı ev arkadaşına bir mesaj attı. Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış, bırakmıyor. Ve bu mesaj da tabii ki kayıtlara geçti. Saat gece yarısı 4 olduğunda şöyle bir sıkıntı olduğunu belirttiği ve çıkmak istediği plazanın 20. katından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Bu olay da kayıtlara intihar olarak geçti. O esnada olay yerinde olan Çağatay Aksu ve Berk Akant olayın ardından kayıplara karışırken 4 Haziran gecesinde gözaltına alındılar. Ve bu kişiler Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. Yurt dışına çıkmaları yasak olan bu kişiler haftada bir gün imza atmaya gidiyorlardı. Çağatay Aksu ifadesinde Şule'nin intihar ettiğini söylerken ifadesi şöyleydi. Kendisine engel olmaya çalıştım, atlarken tutmaya çalıştım ama başaramadım. Atlamasın diye tuttuğum sırada parmaklarımda sıyrıklar oluştu. Abi kardeş ilişkimiz vardı, yaşamak istemiyorum diyerek atladı dedi. O gece orada olan Berk Akant ise başka bir odada olduğunu ve neler yaşandığını bilmediğini söyledi. Sağlık raporunda Çağatay Aksu'nun parmağında olan yarayla ilgili 3 gün önce bir operasyon geçirdiğini belirttiği geçiyor. Bu davayla ilgili daha önce bir video çekmiş ve orada davayla ilgili bazı bilgiler vermiştim. Neden çelişkiler olduğunu, bunun neden bir intihar değil bir cinayet olduğundan bahsetmiştim. Şimdi güncellenmiş bilgilerle bu bilgileri birazcık daha açacağız, biraz daha çelişkileri ortaya çıkartacağız. Şule Çet bir plazanın 20. katı
tarafından kafaüstü yere çakıldı. Bir kişi bir eğer intihar ediyorsa nasıl bir pozisyonda öleceği ya da nasıl bir pozisyonda düşmüş olacağı az çok bellidir, değil mi? Bir kişi atladığında, hele ki savrulma yaşaması gerekirken nasıl oluyor da tepe üstü düşebiliyor? Kişi bir yerden kendini attığında belli bir savrulma yaşar. Ama kafa üstü düşmüşse ya fırlatılmıştır ya da ayağından tutularak yere bırakılmıştır. Ayrıca bir yerdesiniz mesela, birisi intihar ediyor ya da etti, ne yaparsınız? Yani benim aklıma ilk olarak 112 ambulansı aramak, 155 polisi aramak gelirken maalesef ikisinin de telefon kayıtlarında 2 numarayı da hiçbir şekilde aramadıkları görülüyor. Hiç aramamışlar polisi. Binadan çıkarken de binanın güvenlik görevlisine şulenin düşme sesiyle alakalı olarak "Trafon patladı ya, bir şeyler oldu, ne oldu?" diye sorarak bir manipülasyon kullandılar. Yani aslında şulenin ölüm sesini bir trafo sesiymiş gibi yansıtmaya çalıştılar. Algı yönetimi. Hadi Çağatay Aksu'nun abi kardeştik, böyle bir ilişkimiz vardı, sözüne kanacaksınız belki. Çağatay Aksu'nun yanında çalışırken 3 hafta öncesinde Çağatay Aksu'nun kendisini taciz ettiğini iddia ederek işten ayrılan kadının beyanı ne olacak peki? Demek ki Çağatay Aksu böyle biri. Şule Çetin otopsi raporu 4 Temmuz 2018 tarihinde ortaya çıktı. Orada şu maddeler yer alıyordu. Şule ters ilişkiye zorlanmış, anal bölgesinde yırtılmalar ve bağırsak dokusunda bozulmalar var. Vücudunda darp izleri, kanında uyku getirici madde ve tırnaklarında Aksu'nun deri kalıntıları var. Vücudunun 9 ayrı yerinde darp izleri ve 2 iz alnında da Şule'ye ait DNA örnekleri de bir rapor halinde Adli Tıp'a sunuldu. Adli Tıp ağır beden travması nedeniyle Şule'nin herhangi bir cinsel zorlamaya maruz kalıp kalmadığının belirlenemeyeceğini, Şule'nin atladığını mı yoksa itildiğini mi, fırlatıldığını mı, bunun ayrımının yapılamayacağını belirten bir açıklama yaptı. Kriminoloji biliminin çaresizliğini belirten bu açıklamayla açıklamadığı bazı şeyler vardı ve onları biz açıklamaya karar verdik. Şule'nin uyuşturucu madde verilerek tecavüz edildiği, konuşmasın diye de intihar süsü verilerek camdan atıldığı belliydi. Bu bir cinayet ve 3 profesör, 1 doçent ve 1 uzmanın altına imza attığı 21 sayfalık rapor bunları söyleyemiyor. Açıklamaları şu: biz bilmiyoruz. Bizim açıklamamız da şu: biz biliyoruz. Şule Çet öldürüldü. Belki erkek egemen adaletten dolayıydı, belki paranın gücü konuşuyordu yine. Ama dava daha ilk etaptan itibaren bir kadının aleyhine işliyordu. Şule'nin öldürüldüğü 29 Mayıs tarihinde emniyet olay yerine bir inceleme yaptı. Ama yaptığı inceleme kesinlikle eksik bir incelemeydi. Dizilerde ya da filmlerde görmüşsünüzdür, herhangi bir olay yerinde kan, sperm, tükürük vesaire bunların görülebilmesi için renkli ışıklarla bir tarama yapılır. Ama o gün orada hiçbir tarama yapılmadı. Masada, sehpada, lavaboda ve halıda bulunan eski ve yeni kan izleri hiçbir şekilde taranmadı. Ve inanır mısınız, Şule'nin otopsisi yapılırken Şule'nin üzerinde iç çamaşırı yoktu. Ölüm muayene videosunda ve adli tıptaki fotoğraflarda da iç çamaşırı görünmüyordu. İç çamaşırı yok, iç çamaşırın içinde olduğu varsayılan pedi ya da peçetesi yok. Haliyle sperm, kan ya da tükürük analizleri de yapılamadı. Otopsi sonucu şöyle diyordu: hayoid kemik sağ boynuz orta bölümde ekimozlu bir kırık tespit edildi. Öldürülmeden önce elle boğma ve bağla boğma olduğu görüldü. Yani Şule Çet öldürülmüştü. Şule'nin katillerinin yakınları ise çareyi bir sahte doktorda buldular. Meslekten men edilmiş, daha önce defalarca sahte raporlar hazırlamış bir adam vardı. Doktor Mehmet Nuri Aydın. Mehmet Nuri Aydın'a hazırlatılan rapor şöyle diyordu: bir kadın bir erkekle tenhada içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiştir. Bu rapor tabii ki sahte bir doktordan çıkacaktı. Rızanın varlığını öğrenmek için tenha, alkol ve karşı cinsleri bir araya getirmeniz gerekmiyor. Aslında bunu öğrenmenin çok kolay bir noktası var, biliyor musunuz? Sormak. Birisine bunu sorabilirsiniz. Evet diyorsa onaylıyordur, hayır diyorsa reddediyordur. Hiçbir dil ya da kültürde hayır dediğinizde o evet anlamı taşımaz. Hayır, hayırdır. Israrsa tecavüzdür. Zorlamayın. 6 Şubat tarihinde Şule'nin davasında ilk duruşma görüldü. Bu duruşmada da sanıkların ifadeleri dinlendi. O ifadeler şöyleydi: böyle bir suçlamayla karşınızda olduğum için özür dilerim. Önce Allah'ın, sonra sizin vicdanınıza güveniyorum. Herkes gösteriş amacında bir şey bilmeden bizi suçluyorlar, diye konuşan sanık Çağatay Aksu, olayın gelişimiyle ilgili de şu açıklamaları yaptı: biz dükkanları devraldıktan sonra Şule ile tanıştım.
Şule'nin durumunun kötü olduğunu, bu işe muhtaç olduğunu söyledi dükkanın eski sahibi. Ve Fevzi Ocakbaşı adlı iş yerinde Şule kasasında çalıştı. Bu dükkanları borçla devraldığımızda yüksek miktarlı borç çıktı ve kapattık. Konuşmalarda yardıma ihtiyacının olup olmadığını sorduğumuzu görebilirsiniz. Şule Çetin 6'da buluşacakken gece 10.30 sularında buluştukları yere geldiğini belirten Aksu şunları söyledi. Ramazan olduğu için dükkan erken kapandı. Ben de Çağatay ve Şule'ye ofise geçip içebileceğimizi söyledim. Şule de kabul etti. Şule'nin ilk defa geldiği yer değildi. Bizim çeşitli işlerimizi hallettiğimiz yerdi. Biz Şule ile patronun dışında ağabey kardeş gibiydik. Şule masada sürekli sorunlarından bahsediyordu. İşsizliğinden, sınıfta kaldığından bahsediyordu. Restoran dışında bir kere görüşmemiz yok bizim. Şule benim aracıma bindi. Sonra markete gittik. Biz viski aldık, o bira aldı. Hatta parasının olmadığını bildiğim için 3 paket sigara aldım. Bütün gece müzik dinlemekten başka bir şey yapmadım. Şule'nin psikolojisi iyiydi. Aramızda yakınlaşma olmadı. Kendisi elini koyup omzuma yatması söz konusu. O durumda da benim kafamı Şule'nin tam tersi tarafa kaçırmam şeyimin belirtisi. Merve Özbey'in Vuracak şarkısı çalıyordu sabaha karşı 3.59'da odadan çıktı. Bir süre sonra peşinden gittim. Ben gidiyorum tarzı bir şey duydum. Çantası ve telefonu masada duruyordu. Odaya gitti. Ben gördüğümde sarkık vaziyetteydi. Düşer vaziyetteydi. Ne yapıyorsun sen diye sol elimle tutmaya çalıştım. Tuttuğum sırada Şule ben gidiyorum dedi. İçeriye koştum. Berke. Şule gitti dedim. Olayın şokuyla Şule gitti sandım. Normal olarak gitti sandım. Berke o sırada uyanıktı. Şule gitti, atladı, tutamadım dedim. İnanmadı bir süre. Aşağı indiğimiz vakit onun da anladığını düşünüyorum. Güvenlik görevlilerinin yanına gittik. Aklımdan nereye düştüğünü kestirmek vardı. Sonra araca bindim, yanımızda bulunan hastaneye gittim. Balgat iş makinelerinin olduğu bir yer. Ölmedi diye onu kurtarmak istedim. Mahkeme başkanı Çetin ev arkadaşına attığı bu adam bana kafayı takmış çıkamıyorum mesajıyla alakalı olarak sorduğu zaman da şu cevabı vermiş, ev arkadaşına bahane uydurdu. Bu çelişkiler gerçekten göz acıtıcı ve bir de burada Berk Akant adında bir insan var. Sanık Berk Akant'ın vekili Hüseyin Ayhan, Çağatay Aksu'ya ifadende camdan düşmesinden hemen sonra dışarı çıktım ve bilgisayarı kapattım diyor. Veri kesilmesinden 17 dakika sonra aşağı iniyor. Odanın içinde sehpa var. Sen Çet'i ayağından tutmuşken sehpanın üzerindeki tavla nasıl düşmedi sorusunu sordu. Aksu da cama sıfır olmadığı için o tavlanın yanındaki sandalyenin arasından geçtim. Şunu tutayım da düşmesin demedim yanıtını verdi. Şule Çetin avukatı Umur Yıldırım bu konuda kronolojinin yani tarihsel dizilimin yanlış olduğu bilgisini aktardı. Şule ile Rıfkı'da otururken kim davet etti? İfade de Çağatay, Berk davet etti diyor sorusunu sordu. Aksu ben viski içerim diye ortaya söyledim. Berk tarafından tekrarlandı bu cevabını verdi. Sanık Berk Akant'ın savunması başlıyor. Çağatay Aksu ile 15 yıldır tanışık olduğunu söyleyen Akant, Şule Çet'le de olayın yaşandığı gün tanıştıklarını söylüyor. Akant olay gününde Aksu'nun kendisini davet ettiğini belirtirken savunmasına da şöyle devam ediyor. Rıfkı'ya girdiğimde Çağatay tek başına oturuyordu. Mustafa'ya konum attım, içmeye başladık, muhabbet ettik. Ben lavaboya indim. O sırada Mustafa abi Çağatay'ın yanına bir kız geldi dedi. Ben de Mustafa abiye Pınar adında bir arkadaşım var diye anlatıyordum. Şule Mustafa abiyle benim fotoğrafımı çekti. Instagram'da paylaştım. Lokanta kapanıyordu. Söylemeye utanıyorum. Ramazan'dı, biz içiyorduk orada. Yolda Çağatay'ı aradım. Şule çıktı telefona. Marketteyiz dedi. Gittim buldum. Şule ile Çağatay marketten çıkıyordu. Akant, plazada yaşananları ise şöyle anlattı. Şule'nin Çağatay'ın omzuna yaslandığını görünce onlara çekip şunlara bak şunlara, şunlar gibi olamadık diye Pınar'a yolladım dedi. Şule Çetin, Çağatay Aksu tuvalete gidince mesajlaştığını gördüğünü söyleyen Akant, Çete nasıl olduğunu sorduğunu ama yanıt alamadığını söyledi. Şule'nin yanından gittiğini fark ettiğini söyleyen Akant da ifadesi sırasında ağlamaya başladı. Akant savunmasında şöyle devam ettirdi. Müzik dinlerken içimin geçtiğini hatırlıyorum. İlk hatırladığım Çağatay'ın Berk diye bağırıp beni dürttü. Işıklar açıldı ve gözüm açılmadı. Önce müzik kapandı. Windows'un kapanış sesini duydum. Şişe şıngırdatma, bardak yıkanma sesleri duydum. Çağatay ofisten çıkıyordu. Arkasından gördüm. Ben boş boş bakarken yıkama seslerini duydum. Şule'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Sonrasında Çağatay geldi. Şule ben gidiyorum dedi. Gitti. Hadi biz de gidelim dedi. Camdan atladı gitti deyince saçmalama dedim. Parmağını gösterdi. Tutarken böyle oldu dedi. Biz de gidelim derken kapıya koştum. Asansörden çıkınca güvenliklerle karşılaştık. Çağatay'a bakıyorum. Sakin. Kapıda Şule yok.
Güvenlik patlama sesi duyduk dedi. Ne patlaması diye çıkıştım. Sonra Çağatay'ı aramışım. Nerede kız, sen neredesin diye sordum. Çağatay sonrasında geldi. Sonrasında karakola götürüldük. Çağatay'a döndüm. Ne oldu adam gibi anlat dedim. Yarı beline kadar sarkmıştı. Tutmaya çalıştım. Tutamadım dedi. İfadelerimiz alındı. Bu şekilde ifade verdim. Şule Çetin tırnaklarında DNA'sının çıktığını hatırlatan mahkeme başkanına da sanık Akant tokalaştık. Halay çektik. Kuru yemiş paketini ona uzattım. Dokunduğumuz desteden de geçiyormuş. Laptop'tan geçebileceğini düşünüyorum. Ben Şule'nin nasıl düştüğünü bilmiyorum yanıtını verdi. Baba İsmail Çet zanlılardan şikayetçi olduğunu söyledi. 500 TL ben gönderiyordum, 400 TL de burs alıyordu. Bir sene yurtta kaldı. Kızımın yanına bir defa geldim, ekonomik sıkıntısı yoktu dedi. Çağatay Aksu'nun bir iş yeri sahibi olması, patronluk statüsünü kullanmasıyla Şule Çet'i böyle pasifize etmesi, ihtiyacı vardı, yardım gerekiyordu, işte 3 pakette sigara aldım çünkü parası yoktur biliyorum gibi söylemlerle devam etmesi, tamamen Şule'yi muhtaç ve her şeyi aslında yapabilir, her yola gelebilir, para karşılığında istediğini yaptırabileceği birisi gibi gördüğünü zaten gayet beyan ediyor. Ve burada Şule'nin babası İsmail Çet de bu duruma bir açıklık getirmiş. Durumumuz iyiydi, ihtiyacı yoktu. Ben bunu gayet iyi biliyorum diyor ki ihtiyacı olmasa da çalışabilir zaten. Ve içeride kalan parası var. Kalan parasını niye vermiyorsun? Madem o kadar paran var, sigara alacak kadar düşünüyorsun. Kalan parasını vermemiş ve kızı bu şekilde çağırıyor. Ve ardından da işte baba olsaydın da sen kızını çalıştırmasaydın o zaman muhabbetleri dönmeye başlıyor. İşte paraya muhtaç etmişsin lafları dönüşüyor. Arkadaşlar 18 yaşını geçmiş bir birey istediği yer çalışabilir, ekonomik özgürlüğünü eline alabilir. Bu birinin birini muhtaç etmesiyle alakalı değil ve ihtiyaç sahibi de olabilir bu kadın. Hiç fark etmez. Burada babayı mı suçlayacağız gerçekten? Şenol Çet en ağır şekilde cezalandırılmadığı için mücadelemize devam edeceğiz dedi. Şenol Çet, Şule Çet'in abisiydi. Tanık ifadeleri dinlendikten sonra da sanık avukatının savunmasına geçildi. Olayın yaşandığı Yelken Plaza'da çalışan güvenlik görevlisi ise olayla ilgili şunları söyledi. 12.30 sularında Çağatay isimli şahıs Konya yolundan giriş yaptı. Otopark kapısının neden kapalı olduğunu sordu. 12'de kapandığını söyledim. Arkadaşlarının dolap getireceğini söyledi. Kapıyı açıp açmayacağını sordu. Plazadan çıktı. 5 dakika sonra arkadaşlarıyla geldi. Ofise çıkayım, telefon edeyim, dolabı yarın getirsinler dedi. Sahuru yapmıştık ve aşağı indiğimde 3.50 civarı. Devriyenin bitmesine 20 dakika kalmıştı. Devriye saatinden biliyorum. Görevli arkadaş arayıp kendi tabiriyle kütleme oldu dedi. Jeneratöre gönderdim. Ekrandan da bir anormallik olup olmadığına baktık. Hiçbir şey bulamadık. Ekrandan Berk'in asansör görüntüsünü gördüm. Kendi bulunduğumuz katta asansör karşısına çıktık. Berk'in asansör içinde oturduğunu gördüm. Bir patlama sesi duydum, onu araştırıyoruz dedim. Çağatay hadi gidelim dedi. Beraberinizde bir hanımefendi vardı dedim. Berk çıktı gitti görmedin mi dedi. Arkadaşım arkalarından baktı. Görevli arkadaş abi kızın düştüğünü söylüyorlar dedi. Arkadaşım polisi ve ambulansı aradı. Ekrandan Çağatay'ın aracına binip gittiğini gördüm dedi. Berk geldi ve abi bir şeyler yapın dedim. Çağatay'ı aradı ve neredesin kız? Nerede dedi. Önce polis ve ambulans geldi, sonra da itfaiye. Aynı gün görevli olan ikinci güvenlik görevlisi de saat 12.30 sularında giriş yapıldığını belirtmiş ve giriş kaydından sonra da yukarı çıkıldığını söyleyerek 3.40 ile 3.50 arasında bir gümleme sesi duyulduğu belirtilmiş. Akif abi devriyeydi. Dışarıya baktık. 20. katta hareketlilik olduğunu gördük. Berk Akant diğer ofise doğru sallanarak gidiyordu. Berk sürekli kızın nerede olduğunu soruyordu. Çağatay'ın düştü dediğini duyunca hemen içeri girip diğer görevliye haber verdim. Polisi aradım. Gümleme sesinden sonra binayı kontrol ettik, dışarıyı kontrol ettik. 10-15 dakika sonra aşağı indiler. Çağatay'ın aracıyla ayrıldığını kameradan gördüm. Çağatay geldiğinde polisler gelmişti. Yani görülebildiği gibi gerçekten büyük bir manipülasyon var. Berk Akant, Çağatay Aksu aleni bir şekilde bu durumun sorumlusudur ve kesinlikle bu bir cinayettir. Her şeyle ortada. Yani bir insan düştü diyorsun. Sonra nerede olduğunu bilmiyorum diyorsun. Düştükten sonra birini arama gereği duymuyorsun. Herkese yalan bilgiler veriyorsun. Panik halinde de değilsin aslında bunları yaparken. Gayet aklın başında. Ve bunun hepsi tamamen manipülasyon. Şule'nin o mesajları attığı ev arkadaşı da tabii ki ifade verdi. Eve taşınalı bir hafta falan olmuştu ve iş arıyordu. Evden çıktığı gün içince kafayı bana takıyor dedi. Saat 4 gibi muhtardan eve geldik. 8 gibi uyanıp mutfağa geçtik. Çağatay yazıp duruyor. Alacaklarım da var. İş için de konuşacağız dedi. Daha önce de gece kasa açmam lazım diyerek Çağatay Bey çağırıyor diyerek ayrılmıştı. Asılıyor dediği için kısa otur ben seni ararım gel dedim. Şule gittikten sonra mesaj attım. Oturuyoruz dedi. Sonra ofise geçtikleri
bildiklerini söyledi. Ben onu kontrol için aradım. Seni gelip alayım mı dedim. Mutfakta olduğunu, Çağatay'ın 3 paket sigara aldığını söyledi. Mesajı atmış. Ne demek istediğini anlasaydım. Keşke gelmeseydim yazdığı mesajları sabah gördüm. O gün bir anormallik yoktu. Hayat doluydu. Eve ilişkin hayallerimiz vardı. Psikolojik sorunları yoktu. Berk Akan'ın olay gecesi birilerine anlattığını iddia ettiği Pınar isimli şahıs, hatta Çağatay Aksu ile Şule Çetin'in yakın olduğu fotoğrafları gönderdiğini iddia ettiği Pınar isimli şahıs da üniversiteden beri tanıyorum. Üniversiteden sonra 8 sene görüşmedik. Berk ile duygusal bir yakınlığımız yoktu. Belki bu olay olmadan 10 gün önce gördüm. En son olay günü aradı. Arkadaşlarıyla oturduğunu belirtip beni de plazaya davet etti. Gidemeyeceğimi söyledim. Şarkı ve video yolladı. Aramalar sıklaştı. Ben de telefonu kapattım. Sen de gel biz de oturalım dedi. Sarmaş dolaş dediğini hatırlamıyorum. Sabah 9 gibi aradım. Kötü şeyler oldu. Telefonunu aç dediğim mesajı gece atılmıştı. 2.39 mesaj kaydı görünüyor. Berk bu mesajı sabah söylediğini iddia ediyor. Benim hatırladığım kadarıyla mesaj gece atılmıştı. Berk sabah anlattığına inanamadım. Daha sonra televizyondan gördüm dedi. Berk Akant vekili avukat mesajın gece atılıp atılmadığı konusunda iyi düşünmesini söylemiş ve Pınar Turgut da gece atıldığını hatırlıyorum demiş ve sanık avukatı da HTS kayıtları geldi diyerek bu mesaj sonrası Berk'le konuşup konuşmadığını sormuş. Turgut da bu mesajın gece geldiğini vurgulamış ve Çağatay Aksu'yla Şule Çetin sarmaş dolaş olduğunu belirttiği, işte Pınar'a bu şekilde fotoğraf gönderdiği iddiası da bu şekilde yalanlanmış oldu. Şule Çetin avukatı Umur Yıldırım da gerçekten büyük bir mücadele verdi ve davanın büyük bir takipçisi oldu. Orada da sorduğu soru şu. Gece uyuduğunuzu söylüyorsunuz. Saat 2.16'da Berk Akant'ı aramış. 2.37'ye kadar. Bu telefon kapanıyor ve 2 dakika sonra çok kötü şeyler oldu mesajı atılıyor. Tanık mesaj atıyor. Konuşma bu sebepten kesiliyor. Ve tanık sanığı arıyor. Sonrasında ise mesajlaşma var. Berk Akant 2.56'da video attığını söylüyor. Ve Berk bunları da reddediyor. Berk Akant'ın avukatı, Berk'in telefonu elimde, 2.59'da çekilen video kayıtlı. Berk bu mesajı karakoldan attım diyor. Berk Akant acil dön bana mesajının sebebinin Pınar'ı görmek olduğunu iddia ediyor ve nişanlısı olduğu için mesajları sildiğini söylediğinde Şule Çetin avukatı da nişanlın varsa videoları neden silmedin diye soruyor. Akant da videoları silmediğini söylüyor. Avukat Umur Yıldırım da bu beyanlarla ve bu davayla ilgili çok güzel bir şey söylemiş orada. Gerçekten kendisini tebrik ediyorum. Hangi zihniyetin öldürdüğü açık, bu saatte sokağa çıkmanın uygun olmadığını belirten bir rapor sunuldu mahkemeye. Bu emsal olacak bir dava. İntihar anlık olmaz. Cinsel saldırının yanı sıra insan öldürmekten de tutuklansınlar ve tutuklulukları devam etsin cevabını vermiş. Sanıkların avukatları, yani bir yere kadar işlerini yapıyor da diyebilirsiniz ama beraat talebinde bulunuyor. Ve beraat talebinin ardından da salonda tabii ki tansiyon yükseliyor. Sanık avukatları Şule Çetin bir majör depresyon geçirdiğini söylemiş ve içtiği ilaçlarında depresyona ve bunun nedeniyle de intihara neden olabileceğini belirtmiş. Sanık avukatı ayrıca diyor ki davacılar 2.45'te cinsel saldırı var diyorlar ama buyurun cinsel saldırıya uğrayan kızın gülü oynaya resimleri var diyerek Şule'nin fotoğrafları gösterilmiş. Yani gerçekten de tecavüzü bu kadar basitleştirilmiş bir şekilde sunmak, bu kadar üstünü örtmeye çalışmak çok çok iğrenç. Ayrıca sanık avukatı da sosyal medyada Şule Çet için adalet diye hashtag açmışlar, binlerce tweet atmışlar. O yüzden bu duruşma salonu bu kadar kalabalık. Şimdi telefonuma baktım, şu an mahkemeden bile canlı yayın yapıyorlar diyerek mahkemenin sosyal medya baskısından etkileneceğini söylemiş. Hakimler de sanık avukatlarına tepki göstermişler. Sanık avukatı Şule Çetin bakire olmadığını, anal bölgesinde zorlama ve yırtık olmadığını, bulunan PSA'nın müvekkiline ait olmadığını söyleyerek müvekkillerimizin ikisi de mi tecavüz etti, ikisi de mi öldürdü attı, iddia makamının açıkları var, gülünç dedi. Yani ben bu kafayı algılayamıyorum. Evet, bakire olmayabilir. Daha önce bir insanla sevişmiş olabilir. Seks yapmış olabilir. Daha önce birisiyle seks yapmış olması herkesle seks yapacağı anlamına gelmiyor. Bir insanın bakire olmaması herkesle seviştiği ya da sevişeceği anlamına gelmiyor. Herkesle sevişebilir ama bir insan istemiyorsa istemiyor. Bir hayat kadını düşünün. Mesleği birileriyle sevişmek olabilir para karşılığında. Tabii ki bir hayat kadınının da reddetme şansı vardır. O da birisiyle sevişmeyi istemiyor olabilir. Ay ne sanıyorsunuz bunu gerçekten merak ediyorum. Bakire değil ya. Herkes sevişsin. Herkes hurra tamam yapabilir yani. Ne bu? Bakire olmadığı halde sadece bu birleşme dışında bütün ilişkinin detaylarını, süreçlerini, her şeyini yaşayan kadınlar da var. Ve bakire olmadığı halde hiç kimseyle sevişmek istemeyen insanlar da var. Buna alışacaksınız. Bir tecavüz durumunda zaten bakire değildi. Zaten sevişmişti daha önce. Bekaret kanı yoktu.
Ne sanıyorsunuz ya siz, ne sanıyorsunuz? Gerçekten bunu böyle bir açıklama yapabilir misin? Sen bir avukat olmuşsun. Sen o kadar okumuşsun, gerçekten rezil bir insansın ve asıl gülünç olan ne biliyor musun? Bu. Anal bölgesinde yırtık olduğu belli. Bunun bir tecavüz ya da bir tecavüz girişimi olduğu belli. Ve sen hala diyorsun ki bu bir tecavüz değil. İkisi de mi tecavüz etti? Evet, ikisi de tecavüz etti. Biz çoluğa çocuğa kaç kişinin beraber tecavüz ettiği haberlerini okuyoruz ya bu ülkede. Şule Çet 29 Mayıs 2018'de tecavüz edilerek öldürüldü. Nasıl olsa kızlık zarı patlaktı, bakire değildi diyerek savunulmaya çalışıldı. Şule'nin alkol alması sorun oldu. Şule'nin erkeklere eve alıp almadığı konuşuldu ki Şule'nin eviyle alakalı hiçbir durum yoktu ortada. Öğrenci olduğu halde neden çalışmaya gerek duyduğu soruldu. Nerede, ne zaman, ne yaptığı soruldu. Davayla ilgisi olmayan ve bir kadının hayatını didikleyen her şey soruldu. Sanık yakını Şule'nin babasına dedi ki, kızının o saatte orada ne işi olduğunu soracaksın. Siz onun kızını öldürdüğünü soramıyor. Zaten sormayacak da. Bir insanın nerede, ne zaman, ne saatte ne yaptığını soramayacaksınız. Bir kadına bunun üzerinden baskı yapamayacaksınız. Bu davaların üstüne bu yüzden düşüyoruz. Bir kadın alkol alabilen bir kadın olduğu için, bakire olmadığı için, gece bir yere çıkmak istediği için, evine herhangi bir zamanda herhangi bir erkeğin girmiş olmasından dolayı ne tecavüzü ne cinayeti meşrulaştıramayacaksınız. Şule Çet davası ikinci duruşması daha büyük bir ses getirdi. Daha çok kadın vardı ve mahkeme salonlarından taştılar artık. Sanıkların 3 kez gözaltına alınıp tekrar bırakıldığı, tekrar tutuklanıp tekrar bırakıldığı ve en sonunda gelen bu baskılar nedeniyle tutuklu hale devam ettiği bir süreçte usulsüzlükler, medyanın verdiği bu cinsiyetçilikler dava gerçekten büyük bir ses getirdi ve sanık avukatları artık davamıza başlamak istiyoruz dedi. Şule Çetin çok güzel, aklı başında bir arkadaşı da sizin değil bizim davamız diyerek bu davayı ne kadar sahiplendiğimizi ve bu dayanışmanın ne kadar büyüdüğünü aslında bir kez daha göstermiş oldu. Şule'nin kanında bir ilaç vardı. Antidepresan benzeriydi ama verildiği gece o geceydi. Ne kendi odasında ne çantasında o ilacın devamına rastlanmadı. Yani nasıl oluyorsa Şule'nin son ilacına mı denk gelmişti yoksa Şule'ye zorla verilmiş bir ilaç mıydı? Şule'nin arkadaşları Şule'nin hayat dolu, idealist bir insan olduğundan bahsediyorlardı. Şule gerçekten intihar edecek birisi değildi. Bunu hem ailesi hem arkadaşları söylüyordu ama nasıl oluyorsa işten çıkarılmasına neden olan Çağatay Aksu herkesten iyi biliyordu ve intihar meyilliydi ya, kötüydü, psikolojisi bozuktu diyebiliyordu. Çağatay Aksu'nun annesi de tanık olarak dinlendi maalesef. Ne bir hak ne bir hadle dinlendi onu da algılayamıyorum ama. Şule'nin babasına dönerek siz de kızınıza sahip çıksaydınız deme cüretini gösterdi. Bu nasıl bir hadsizlik, bu nasıl bir karaktersizlik bilemiyorum ama bu... Sen oğluna sahip çıktın mı? Sen bir çocuk sahibisin. Sen oğluna. Bunu öğretmeye bile gerek yok. Tecavüzün, cinayetin ne olduğunu, ne kadar kötü olduğunu öğretebildin mi de kızına sahip çıkmasını istiyorsun? O kız farklı bir şehire okumaya gitmiş, okuyor ve ailesine yük olmamak için çalışıyor. Çalışırken parasını alamadığı kişiyle görüşmek zorunda kalıyor. Rahatsızlığı kanıtlı bir şekilde belli. Buradan çıkamıyorum, işte takmış bana kafayı mesajları var ortada. Kızın öldürüldüğü belli. Kızın tecavüze uğradığı belli ve sen diyorsun ki kızına sahip çıksaydın. Keşke sen oğluna sahip çıksaydın be. Sanık avukatları sosyal medya üzerinden mahkemeye bir baskı yapıldığı yönünde bir ifade kullanmışlar. Doğrudur. Mahkeme işini doğru düzgün yapsın diye sosyal medyada bir hareket başlattık, evet. Bu konuda da herhangi bir şekilde imtina duymuyoruz. Geride çekilmiyoruz. 17 Haziran'da mahal keşif yapılmasına karar verildi ve ardından da adli tıp raporu yenilendi. Ek mütalasında mahkemeye sunulan adli tıp raporunda Şule Çet intihar etmedi notu yazılıydı. İntihar için risk etmeni olan yoğun bir ümitsizlik duygusu içinde olmadığı ve sorun çözme becerisinin olduğu görülmektedir. Ölümünden önceki dönemde yakın çevresi tarafından fark edilen ciddi intihar planının eşlik ettiği aktif bir depresif tablo içinde olmadığı kanaati oluşmaktadır denildi. Bir kişinin yaklaşık olaydan 1,5 yıl önce aldığı depresyon tanısından yola çıkarak olay anındaki ruhsal durumunu tahmin etmenin tıbben de çok mümkün olmadığı zaten bilinmektedir. İdrarında tespit edilen ilaç etken maddesi kişinin intihar ettiğini gösteren somut bir tıbbi kanıt niteliği taşımaz. Kurum raporunda söz konusu konuyla ilgili de şu ifadeler yeniden yer aldı. Şule Çetin otopsisinde tespit edilen hayoid kemik sağ boynuz orta bölümünde ekimozlu kırık bulgusu kişi canlı iken boyun bölgesinin travmaya maruz kaldığının göstergesi.
Bu boyuna bası sonucu oluşabileceği gibi yüksekten düşme sonucunda da oluşabilir demiş. Ve bu davayı örtbas edecek kadar zengin olmadıklarını, aslında o kadar da bir zenginlik söz konusu olmadığını söyleyen Çağatay Aksu'ya baktığımızda, annesinin iki tane işletmesi varmış Armada'da ve biliyorsunuz ki yani Armada trilyonluk bir yer. Olayın yaşandığı Yelken Plaza'da da işletmeleri var ve bunlar gerçekten de zengin aileler. Bu duruşmanın ardından da Çağatay'ın ailesi avukat Umur Yıldırım'ın yanına giderek "Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz? Biz yok muyuz, yokuşuz?" dediler. Yanılmıyorsam Çağatay'ın dayısıyla 3 tane erkek, 1 tane kadın. "Sizin amacınız ne? Niye uğraşıyorsunuz? Bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz?" gibi sözler ettiler. "Korkmadık ama temkinli hareket ediyoruz. Birbirimizin arkasını kolluyoruz veya araca binerken bir sağa bir sola bakıyorum mutlaka. Kapıları da kilitlemeye başladım bu süreçte," demiş. Ailelerinin mahkemeyi yönlendirmeye çalıştığını biliyoruz. Bunu parayla mı yoksa siyasi nüfuzla mı yapıyorlar sorusuna da adını tam koyamayız ama ofise gelen bir mektuptan bahsedeyim size. Hala duruyor, saklıyorum. "İşte ben şuyum, Çağatay'ın annesinin ismi şu. İyi Parti üzerinden şuna ulaştılar, o da yargıdan şuna ulaşacak, bilginiz olsun," diyor mektupta. "Yargıya müdahale etmeye çalışacakları konusunda bizi uyarıyorlar. Bakın tek tek isim veriyorlar. Böyle mektuplar sürekli geliyor zaten ofise." Çağatay'ın annesi bu adam üzerinden birilerine nüfuz edecek diye açık açık yazılmış bana mektupta. "Ama anne Gülümser Aksu'nun ismini Facebook'ta aradım. Hakikaten de ulaşmak istediği insanla birçok beraber fotoğrafları var." Yine Çağatay Aksu'nun annesi, "Soruşturma aşamasında oğlum bırakmaları için beni aradılar. Oğlum bırakacaklarını söylediler, bizden talep ettiler. Kim olduklarını söylemiyor, sadece telefonlarla andığını söylüyor. Bakın oğlunuz..."